Evet, merhabalar. Bugün birkaç telefon konuşması yaptım iş için. Güzel, olumlu şeyler oldu. İnşallah olumlu devam eder. Bakın, çok güzel bir toka yaptım. Baskıları böyle etnik desen ben. Dün gece yatmadan önce yarım saatte falan yaptım herhalde bunu. Ve bundan böyle rengarenk bir sürü yapmayı hedefliyorum. Ve uzun zamandır haber beklediğim pazardan haber geldi. Ama geç geldi ve onlar geç haber söylediği için ben bu hafta gidemeyeceğim oraya. Biraz moralim bozuldu. Ama dedim ki ben daha sonra geleceğim. Yani haberiniz olsun. İnşallah kabul alabilirim daha sonrası için. Dolu dolu 2 hafta olacak. Daha söyleyemediğim birçok şey daha var. Ama öyle inşallah hepsi çok güzel bir şekilde böyle gönül ferahlığıyla olumlu bir şekilde sonuçlanır. Bir elimi yüzümü yıkayayım. İşime devam ediyorum. Sonra görüşürüz. Ben yine elim. Yani sanki taşınıyorum gerçekten. Belki o günden de gelir ama şeyi olabilir yani atölyeme taşınıyorum falan. Aha ne kadar güzel olur. İnşallah diyelim neyse bir dua ile. Ben Ümraniye'den geliyorum. Birkaç malzeme bakmam gerekiyordu. Bir de çanta vermiştim, onları aldım. Farklı bir şey denemek istiyorum. Ürünüm var yapacak. Onun için de gittim malzemesini aldım ama biraz pahalıymış yani Ümraniye'de zaten. Çünkü Eminönü'nde anlattım da bulamadım ve o kadar dolaşacak da vaktim yoktu ki artık alayım pahalıya deneyeyim bir. Bakalım olursa giderim alırım toptan yani diye. Var ya ben, yani ben kaşınıyorum biraz galiba. Çünkü yani bir de 2 metrelik sopam var yanımda. Start yapacağız çünkü. İnşallah baba müsaittir. Bir de 2 metre sopam. İnşallah güzel olur da değer. Günaydın. Şu an saat çok erken bir saat değil. Açıkçası sadece 3 günüm kaldı. Ve bir tanesi zaten yine dışarıda geçecek çünkü malzeme almam lazım. Ama şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Boyaların kuruması gerektiği için yani. O yüzden bugün dikiş namına pek bir şey yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Boyancakları özellikle hepsi boyanacak zaten. Kalemlikler var, takçıklar var. Bunları boyamaya karar verdim. Şimdi dedim ki bir selam vereyim. Sonra daha bunların telaları yapışacak. Dün kumaşlar kesildi yani birkaç vardı ama hani parçalar tamamlandı. Ki bunların sayısı yeterli değil şu an. Yani bunları boyayıp dikişini nasıl yetiştireceğim 2 günde bilmiyorum. Kötü hazırlıklı bir şey olmasını istemiyordum çünkü. Yine de yelkenleri suya indirmiyorum. Bugün boya yapıyorum, gidiyorum şimdi. Hatta yaparken de şöyle bir süre başlatıyorum ki kendimi kandırmayayım. Şöyle bunlar kalemlikler. Bunlar inci küpeli ve dalga seti. Bunlar takçıklar. Şu da takçık. Şunlar tamamlananlar. 2 tane var bu arada. Bunlar hepsini mavi boyayacağım. Bir tanesi boyalı şurada gördüğünüz gibi. Bunların hepsi mavi olacak. Bunlar tokalar. İnşallah yetişirler. Bu yemek çantası. Elyafları var burada. Hem elyaf var hem keçe var. Ve her kaplanda 3 elyaf 1 keçe var. Astarı ve kendi kumaşı da dahil tabii ki. O yüzden şimdilik duruş bu şekilde. Şimdi ben boyamaya geçeceğim hemen. Bugün boyama günü. Bir pazar telaşesidir bu görüntü. Yüzümden de anlaşılacağı üzere bazı tatsız olaylar oldu. Mesaj geldi biraz önce. Daha şimdi yani. 5 dakika oldu. Olmadı. Pazar iptal olmuş. İptal olmuş etkinlik. Üzüldüm, şöyle üzüldüm çünkü bayağı böyle duyuru yapmıştım, heyecanlanmıştım. Uzun süredir pazara gitmiyordum çünkü tekrar böyle bir canlanma gibi olacaktı, aktif olacaktım. Bir sürü stand şeyleri aldım, yapacaktım stand için. O yüzden biraz üzüldüm ama şeyden de birazcık da şey yaptım, yetişmeyecekti çünkü bazı ürünleri yapamayacaktım. Bilmiyorum, hayırlısı olsun, öyle olması gerekiyormuş demek ki, bilmiyorum. Kısmet değilmiş diyelim. Ama şey için de üzüldüm bir de aynı zamanda çünkü tam böyle bir yerlerden haber bekliyordum çünkü ve bir şeyler oturdu derken sonra tekrardan şimdi bir soru işareti oldu. Ne zaman olacak? Ne zaman çağırırlar? Ama yine ben haftaya çağırırlarmış gibi hazırlanayım ki elimde ürün olsun. Yani yine böyle ortada kalmayayım. Tempoyu düşürmeden hazır bu kadar şey yapmışken. Çünkü şu an var ya
Odam, salon, koltukların üstü falan yani her yer dolu. Neyse, üzülmeyelim. Devam ediyorum. Bozmadan devam. Görüşürüz. Bugün cumartesi sabahından sesleniyorum. Bugün Dilara ile Emine'yle alışverişe gidiyoruz. Yani fiyatlar hiç hoşuma gitmedi. Yani hiç hoşuma gitmedi. Böyle düşünmemiştim yani. Normalde bir şekilde gidiyordu ama gerçekten artık fiyatları hakikaten düzeltmem lazım. Patela, keçe, elyaf için falan aynı şeyleri söyleyemeyeceğim gerçekten. Aşırı korkunç olmuşlar. Yani şu an, tam şu an bildirim geldi, sipariş bildirimi. Ben gerçekten böyle kötü hissederken birden böyle güzel bir şeyler oluyor. Ben aşırı mutlu oluyorum. Tekrar böyle bir güç geliyor bana. Yani hem de Elif bilgi almış buradan, gerçekten izliyorsa sevgiler ona. Güle güle kullansın şimdi. Biz vurgun yaptık galiba. Bedelini ödüyorum şu an. Günaydın. Bugün pazar günden sesleniyorum. Sabah böyle halletmem gereken birkaç görev vardı. Tavuklar ve balıklara yem vermek gibi. Amcamlara gelip balıklara yem verdim. Ve kuşlar da var tabii ki, biraz onlarla bakışıyoruz burada. Böyle göstereyim. Çıkıyor çıkıyor. Artık yani bayağı son hali burası. Bittim yani gerçekten. Sadece burayı yapmadım çünkü. Sabahtan beri, sadece öğlenden beri hatta mutfakla uğraştım. Saat yaklaşık 4'e 5'e kadar. Sonra buraya geçtim. Tamamlandı ama böyle çok fresh ve böyle gerçekten temiz olduğunu hissediyorum yani. Günaydın. Aymadı galiba. Yalnız bir pazartesinden selamlıyorum herkes. Enerji seviyesi 0. Gece hemen uykum geldi. Yattım, uyandım. Hava da bir garip yani, bu hava da anlamadım. Bebeklerimi, çocuklarımı saldım dışarı. Yemlerini verdim, yedirdim. Şimdi hem ekmek alacağım hem de balıklara yem vereceğim. Mahalle sessiz, arkadaşlarım yok. Olabilenler müsait değiller burada yanıma gelmek için. Tekim yani bir hafta. Aslında bir haber vereceğim ben. Ama birazcık o günün gelmesini bekliyorum haberi vermek için. Daha kesin olsun diye. İnşallah yani böyle öğleden sonraya kadar vaktim kalır da birazcık kumaşları boyayabilirim. Aradıydan böyle kalsın. Sonra biraz kazınınca çıkmak. Soyularak. Evet, soyularak. İşin gözün geyik mağarık. Başka bir şey yaptığın yok. Ses kontrol alacağım sizden. Pazartesi, salı, çarşamba. İşte bir saniye. Ben Kübra'ya bir tane ışık yapayım mı ya? Hayır canım. Ha? Yapma. İyi. Kötü mü arkadaş? Atıyordu. Ben bittim. Ay. Bilmiyorum, çok garipti. Evet, şöyle genel bir özet yaparsam eğer. Evet. Televizyona çıkıyor olmamdı. Çok garip bir cümle geliyor bana şu an için, bu televizyona çıkma şeyi. Hala kavrayamadım mı bilmiyorum. CNN Türk'te olacak pazar günü. Bugün salı çektik, salı günü. Bilmiyorum, iyi ki YouTube'da bir şeyler çekmişim çünkü konuşmakta yani zaten çok şey değildim, hani yapamam gibi düşünmüyordum ama yine rahat geçti benim açımdan. Çünkü yani ciddi bir şey, yani bu bayağı ciddi bir şey. Bilmiyorum hani getirisi ne olur, nasıl olur bilmiyorum, çok heyecanlı ve bittiği halin çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum, inşallah çok saçmalamamışımdır diye. Merhaba. Elif ve Beyza'nın siparişlerini hazırladım. Dedim ki artık yani... Kız daha Cuma'dan söylemiş. Bugün Cuma. Bir hafta oldu. İlk kez böyle bir şey yapıyorum. Bir de PTT'den söylemiş. Dedim ki no. Ben
Ben bir jest olsun zaten gecikti. Gecikmesinin nedeni de zaten benim işlerimden dolayıydı. Normalde o kadar geciktirmiyorum. O geciken kargoları, o tarih belirledim ben orada bir şeyi. Ondan önce verenlerin hepsini MNG ile göndereceğim. Önceden öyle değildi. Mecburen herkesin bir PTT'ye kaldı. Yavaş kargo, ucuz bedel. Ne yapalım artık? Öyle. Şimdi Trendyol bile 30 lira olmuş kargo yani. Ki yani günde kaç bin tane kargo çıkarıyorlar o kadar çıkarmalarına rağmen 30 liraysa o zaman yani Shopier'in 50 lira 45 lira olması şey gelmiyor. Bu ara bu dönem kargo fiyatları o kadar çok sık güncelleniyor ki bir de o kargo çalışanlarından çok fark ediyor bence. Çünkü bazen bakıyorum 46-70 bazen bakıyorum 47. Hani neye göre aynı kutu hani neye göre yani. Orada o çalışanların da biraz şeyliği var yani burada. Her siparişlerin bir kısmını da onları da bu akşam hazırlayıp yarına MNG verecek şekilde yine şey yapacağım. Herhalde biraz konuşasım var. Yok yok şeyden ya bu. Yalnızlıktan arkadaşlar. Güzel. Geldim bile konuşurken. Ben her gün böyle konuşarak insan yürüyeceğim yolu unuturum herhalde. Çünkü burası o kadar ters bir yer ki. Artık bence bir tane böyle mavi turkuaz renkli motorlardan almalıyım. Odamdaki yatağı çıkartıp odamı atölyeye çevirirsem eğer bilmiyorum yatağı ne yapacağım ki fikrim yok bu arada. O zaman şey olur zaten hani artık siparişler böyle bir hani düzen içinde olmuş olursa o zaman kargolara gitmek için benim bir tane binek araca ihtiyacım olabilir o da motor. Geldik ya ama 12 dakikada gelmiştim de yavaş yürüdüm. Şimdi kargo durağımız. Görüşürüz. Aydınlar. Sanıyorum sizi en son bir gece bir gün öncesinde bıraktım diye hatırlıyorum. Hem fiyatları tekrar hesaplamam gerekiyordu baştan. İnanılmaz zamlanmış çünkü. Kumaşlar olsun, parçalar olsun. Fiyatların güncellenmesi gerekiyordu. Onunla uğraştım. Bir kısmı halloldu. Bir yerden bir haber bekliyorum gibi bir şey yine. Şu an saat 8. Bugün pazar günü 20 Ağustos. Bugün yayında olacak saat 10.30'da. İnanılmaz heyecanlıyım. Garip bir şey var üstümde. Düşündükçe böyle midem böyle bir şeyler oluyor. Aha bilmiyorum. Umarım iyidir. Tahmin edebileceğim bir şey değildi bu hayatımdaki bu serüvende. Bilmiyorum inşallah güzel şeyler olur. Artık bundan sonrasında da dualarım hep bu yönde. Yayında böyle çekerim birkaç tane unutmazsam tabii ki. 10.30'da inanamıyorum gerçekten şu an düş bak. Daha üzerine çok düşünmezken 10.30'da tamam izleyeceğiz. Ama düşünüp böyle işte kendimi falan şey yapınca böyle hemen böyle bir modum değişip karnıma anında ağrı giriyor böyle. Neyse izleyeceğiz. Görüşürüz yayında. Boğaz, hemen Boğaz'ın kenarındayız. Gerçekten zangıç oldu. Nasıl bir kararla yola çıktın? Aslında şöyle yani en başında her şey birazcık tasarımı sevmemle başladı diyebilirim. İlk satış yaptığında neler hissettin? O dijital pazara giriş sürecini de anlatır mısın? Şöyle oldu. Sosyal medyada tanıtarak başlamıştım önce tabii marka bilinirliği açısından. O zaman ilk kendi tasarımım olan hem şekli kendi tasarımım hem baskılarını da kendim tasarlıyorum zaten. O zaman sosyal medyamda da çok hani böyle işte fotoğrafları... Merhaba. En son... Yayın gününde kaldık diye hatırlıyorum. Güzel olmuş. Çok korktuğum kadar değildi. Bilmiyorum, acaba çok saçmalamış mıyımdır falan gibi. Güzel tatlıydı ama kısaydı bence. Yani biraz daha uzatılabilirdi. Biraz linol oyma yaptık. Oradan matik gitti. Güzeldi ya. Tatlıydı yani. Birkaç böyle insan da yaz işte sizi izledim. Başarılarınız daim olsun falan gibi. Story'de şey paylaşmıştım. Duygu'dan bahsettiğim yeri paylaştım. Onu etiketleri bir gördü. Yani hiç düşünmemiştim hani denk gelir mi falan gibi. Çünkü şey de sevmiyorum ben. İşte seni çok seviyorum. İşte sana böyle çok izliyorum falan hayranım falan gibi böyle şeyleri biraz darlamak gibi geliyor bana. O yüzden hani hiç ona şey yazmadım. Böyle bir mesaj atmadım yani. Sonra gördü işte. Story'sinde falan paylaştı. Sonra mesajdan işte cevap yazdım böyle falan dedim. Londra'ya gelirsem çalışmayı çok isterim falan dedim. İnşallah bekliyorum falan yazdı böyle. Çok tatlıydı ya. Sonra oradan da bayağı takipçi geldi. Şu an işte 1900'lerdeyiz. 2000'i göremedi türlü. Haftada çarşamba günü 30 Ağustos'ta etkinlik var Yenikapı'da. Oraya hazırlanıyorum ama siparişe yetiştirmekten hiçbir şey hazırlayamadım. Daha bugün şey yaptım. Ve Nevermind'in boyası da bozulmuştu yani. Az vardı. Ben de boya sipariş etmiştim. Onu söylediler. Bir de Üsküdar'da almam gereken yine malzemeler olunca dedim ki Üsküdar'a gidiyoruz. Bunlar da bunun da hikayesi. Bunun hikayesi şöyle.
Ben müzegashanenin işte standını hazırlamayı planlarken stand üzerine çantaları asmak için böyle bir şey düşünmüştüm. Bayağıdır aklımdaydı. Sonra onları getirdim. Tabii biz ölçtük biçtik ama tutmadı yani boyları. Hiçbir şekilde olmuyor. Onları geri götürüyorum yani. O kadar taşıdım geri götürüyorum. Çok sıcak ya. Gerçekten işi olmayan çıkmasın bence dışarı. Günaydın. Her yerim şişik, uykum var, inanılmaz. Pazara sadece bir gün kaldı. En son cuma günü bütün kaygıları verdikten sonra pazara hazırlanacağım falan demiştim ama uğraşıyorum ama verimli mi geçmiyor, ne oluyor, hiçbir fikrim yok. Biraz da böyle sıkışınca canım da sıkılmıyor değil. Diyorum ki hadi çabuk yap, çok yap, çok büyük bir etkinlik çünkü konser alanında yani. Gerçi insanlar oraya hani konser izlemeye geliyor, alışveriş yapmaya gelmiyorlar ama yine de tabii ki az görünmesini de istemem. Normalde iki gün falan oluyor ya, iki güne bir şey hazırlamak zor oluyor açıkçası. Bir gün olması o yönden iyi. Ve dikilen çok az şey var ya, en azından boyalılar ama bugün full dikiş yapmam gerekiyor mesela. Bir de kendimi aşırı yorgun hissediyorum. Aynı saatlerde olmasa bile bu saatlerde uyanıyorum şu an, 7 geçiyor biraz. Uyanabildim max erkenlik bu yani benim de mecburen ve maalesef. Keşke daha erken kalkabilsem ama akşam geç yatıyorum. Yani ne kadar çok sevseniz de bazen bulabiliyorsunuz ki bu çok normal bir şey oluyor yani. Ben de sanırım şey sancıları çekiyorum. Eşim tam zamanlıya çevirme sancıları. Onu fark ettim. Yani onu oturtmam lazım bünyeme ve günlük rutinlerimin arasına. Yani son güncelleme böyledir arkadaşlar. Bakalım Hübra Nur pazara bir tane ürün hazırlayacak. Günaydın. Daha iyi bir giriş oldu bence bu. Dün şöyle bir şey göstermek istiyorum. Yani 10.49, 11 saat olacaktı. Kendimi biraz hani bu konuda tebrik ettiğimi söyleyebilirim yani. Helal olsun kızım, aferin yaptın falan gibi. Takçıkları dikeceğim, onlar bitsin. Bittiği takdirde yemek çantası ve dalga inci küpeli cüzdanlar var. Bitmiyor. Yok yani bitmiyor. Nevermind'lar beni çok yıpratıyor. Sürekli bozuk çıkıyor. Dün o kadar işimin arasında tekrar kılıp oydum, yine olmadı. Boyayı değiştirdim, yeni boya aldım, yine olmadı. Bakalım gittiği yere kadar. Yemek çantası, dalgalar, defterler var, tokalar var. Olur gibi sanki. Sonra görüşürüz yarın pazarda. Bakalım neler olacak. Lara. Şevsel. Şoför abi. Taşıdığımız yükler halis mi ya? Gerçekten. Bizimkiler şurada. Sonra böyle bir alan var ortada. Evet, buluşmamız çok iyi olmuş. Biz de şu an yemek yiyoruz. Çünkü çok acıktık yani artık. Taş çıkarırlar ha. Sabahki gölge, ben dedim ama burası kesin döner de güneş. Ve sırtım güneşte. Yani burada duruluyor. Ama durabileceğim başka bir yer yok. Benden ayrılmayan diğer parçam. Rüzgar falan olmasa yani taşları dikiyorlar. Merhabalar. Videoyu bitirmek amacıyla şöyle bir şeyler eklemek istedim. Dün bahsettiğim üzere 30 Ağustos etkinliği için Yenikapı'daydım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında. Dürüst olayım. Korkunç kelimesini tercih etmemin nedeni bugün için ertelediğim işlerim, ettiğim fedakarlıklarla alakalı olduğu için korkunç diyebilirim. Kalabalık olmasına rağmen işler hiç iyi değildi bu arada. Tabii ki de işlerin her zaman iyi olması, satışın işte bol bol olması söz konusu olamaz. Yani onu biliyorum elbette. Ve hani bunu bekleyerek gidiyorsunuz zaten, acaba hani olur olmaz hani sürekli, çünkü kafanızda yani ben açıkçası kafamda şey gibi gitmiyorum. Hani o bugün kesin işte full satarım falan, hani öyle bir fikirle gitmiyorum hiçbir zaman. Bunu da saklamıyorum bu arada. Yani geçtiğimiz kıştan beri benim siparişlerim düzenli değil bir zaman. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama
okul için çok fazla şey vardı. O yüzden yani geçtiğimiz kış boyunca markayla ilgili çok iyi işler çıkardığımı söyleyemem zaten. Hani ilgilenemedim, onu da farkındayım. Hiç siparişim yoktu yani, dürüst olayım. İşler dediğim gibi her zaman doğru, dürüst, mükemmel bir şekilde gitmiyor. Ben elimden geldiğince arka planı paylaşmaya çalışıyorum ama tabii ki de hani her şeyi söylemediğim kısımlar da var elbette. Ve programla ilgili şununla bağdaştırmak istiyorum. Hani işlerin iyi gitmesi, iyi gittiğinin görünmesiyle alakalı. Evet, işler çok güzel gidiyor aslında bir yandan. Paylaştığım kadar paylaşmadığım şeyler de var aslında. Evet, görünürü de çok güzel, çok mükemmel gidiyor olabilir. Gitsin de hani işler gerçekten iyi gitsin. Ki ben işimi diye çok ciddiye alarak ilerlemek diyorum. Ve karşımdaki insanların da benim işimi ciddiye almasını istediğim için aslında bu CNN Türk'teki yayının şöyle algılanmasını istiyorum. Ha evet, Kübra'nın işleri ciddi. Demek ki böyle bir şey olmuş gibi yorumlanmasını çok isterim. Tabii ki bunların yanında dediğim gibi hani yine paylaşmadığım şeyler de var. Mesela birkaç ay sonra katılacağım çok büyük bir organizasyon vardı. Bütçesel sebeplerden dolayı katılmama kararı aldım daha sonra. Umuyorum ki hani başka fırsatlar gelir, onları yine değerlendiririm diye düşünüyorum inşallah. Ve son olarak şöyle toparlayayım. Dünkü pazar hiç güzel geçmedi. Satışlar berbattı. Evet, fikir güzel. Yani etkinlik alanında bu tarz şeylerin yer verilmesi fikri çok güzel ama İki yorumum var bu konuyla alakalı. Birincisi, konser alanı olduğu için insanlar zaten konsere geleceği için en az eşyasıyla geliyorlar. Açıkçası ben konsere gitsem o alanda yanımda çok fazla parayla gelmem. Şimdi bunlar da insanların bir el emeğiyle ürettiği ürünler ve satışa sunduğu ürünler olduğu için fiyatları genel itibariyle bir tık beklenenin üstünde. Böyle bir etkinlik alanında bu tarz şeyin de yer alması planlandıysa çok iyi bir reklam yapılması gerekiyor. Nasıl oraya gelen şarkıcıların reklamı yapılıyorsa aynı zamanda işte alanda yemek olacak, kadın emeği pazarı olacak, işte hani bunları satın alabilirsiniz, rahatlıkla gelin. Ama siz orayı etkinlik alanı olarak pazarlamadığınız için, reklamı o şekilde vermediğiniz için gelen insanlar da hani bunlardan eksik olarak geliyor açıkçası. Gelelim iki tane daha şeye. Dün valizi taşırken, dönerken ben valizi ayağımın, bileğimin iç kısmındaki kemiğine vurdum. Akşam eve geldiğimde bileğimi oynatamıyordum. Baktım davul gibi olmuş ve yemyeşil olmuş. Bayağı çürük bir halde. Kolumun şu bileğimin şurasında. Bir baktım şöyle kolumu yıkarken orası da morarmış. Ya dedim nazar mıdır, sakarlık mıdır, artık nedir bilmiyorum. Bir de şeye götürdüm, o tahta stand vardı bir tane, onu babam yaptı. Sağ olsun, ona da teşekkürler. Annem yardım etti. Arkadaşım İrem yardım etti. Yine babam ve kardeşim olmak üzere. Onlara da buradan teşekkür ediyorum yardım ettikleri için. Benim için önemli çünkü. Şunu artık kullanayım, elimde tutuyorum. Bir tane bunu açtım, dayanamadım. Şöyle bir bant kes aldım. Bu şey için, bazen sele bant için de şey gerekiyor. Bunu hemen kesip böyle pıt pıt şey yapmak için atıyoruz, hiç açmamak için. Şeyim bitti o hafta. Tam siparişlerin çok yoğun olduğu haftaydı. Paketlerin içine... İstediğim boyut bu değildi ki. Dedim ki bantlar bitiyor çabuk. Hem de fiyatı da bir tık uygundu yani. Dedim ki bant alayım. 3 tane bant aldım. Bunları bunların üstüne yapıştırıyorum. Almışken de 3 tane alayım dedim ama benim istediğim bu değildi yani. Bunun 2 kat, 2 enlisiydi yani. Sonra bir de tabii bu bantı kesmek için. Bunu da bayağı üzeniyordum bu arada. Bunu tak tak yapıştırmak. Şöyle bir şey. Bu da böyle kesip hemen tık tık yapmak içindi. Kaç şeyler aldım ama onlar gelmedi. Çalışırken artık klonometre açıyorum. O kullandığım klonometre de kardeşimin de. Şundan. Güzel, işe yarıyor. Bayağı tatlı. Öyle yani genel olarak. Bu da böyle bir kapanış olsun. Videoyu bitiriyorum. Ben odamı toplamaya gidiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, görüşürüz.